Onlar sallar, biz utanırız. Kimlik bilgilerimiz pazara düştü. Peki ya çirkin erkek dilleri tarafından tavrumar edilen kişiliklerimiz? Biri Kız mıdır kadın mıdır diye başlar cümleye, diğeri ya etek boyuna takar kafayı ya başörtüsüne. Filanca kahkahayı edepsizlik sayar, öteki kalem erbabına bile sokak kadını muamelesi yapar. Beri ki kadınlardan alacağımız eğitime ihtiyaç yok der. Üstelik bunlar hem cinslerini de erkekçe kırıp dökerler. Sen kimsin yağlar, diş tökme kafa patlatma, sinek gibi ezme, kanıyla duş alma tehditleri ve nice belden aşağı sakınmasızlık yelpazeleri. Onlar sallar, biz utanırız. Son utandırıcı Kılıçdaroğlu. Karaman'daki tecavüz olayını eleştirirken sözün şehvetine kapılıp aileden sorumlu bakan da zaten birilerinin önüne yatmış vaziyette demez mi? Şiddet dilinin son hava bükücüsü karıştırılmış kadın kimliğinin son ütücüsü. Gelen tepkilere karşı kendini bana değil Reza ile muammergüllere kızsınlar diye savunmasaydı bari. CHP'li kadınlar da şaşırmış. Yok efendim bir erkek bir erkeğin önüne yatarım dediğinde nasıl ki cinsel anlam taşımıyorsa bir makama kullanılan bu terime cinsiyetçi bir yaklaşımla bakmakta kendi ayıbıyla yüzleşmemekmiş. Siz hangi ülkede yaşadığınızı zannediyorsunuz? Çift anlamlı kelimeler kullan, sonra ben o anladığınızı değil, anlamadığınızı demek istemiştim. Bakanın en sarı savunma biçimi gibi gerçekten eleştirilesi bir konuda insan bu kadar haksız düşer mi? Hadi düştün, çıkıp efendice, pardon, güzel ve yalnız Türkçemizin lastik boyunu hesaplayamadım desene, diyemez. Derse, A. Rakiplerinden takdir görmez. B. Bu kez kendi cenahı gerer lastikleri. Burası Türkiye. Siyaset böyle yapılır bizde. Erkeklerin dili kabada, kadınlarınki çok mu zarif? Bakınız ortalama kalitemizi gösteren televizyon programlarına, koca arayışlarından stil yarışmalarına kadar hemen her yapımda sahne alan kadınların erkekleşmiş ama erememiş hallerine. Bakınız çocuklarını gebertirim bak seni diye tehdit eden pataklayan annelere, beğenmedikleri davranışları yüzünden öğrencilerini zedeleyen öğretmenlere, ezildiklerinde insanlığa değil de doğrudan cinsiyete vurgu yaparak eşlerini erkek olmamakla suçlayanlara, erkeklerin fazla erkek olduğu yerde her kadın az biraz erkek olmaya itilir. Birbirimize baka baka kararıyoruz. Başkalarının hayasızlıklarına her tanıklık, bilinçaltımıza onlar yapıyor, biz niye yapmayalım şeklinde sızıyor. Edepsizliği farkına varmadan içselleştiriyoruz. Sokak temizse kirli mendili yere atmaktan çekinenler, çöplüğe dönmüş bir zemin görünce fırlatı veriyor elindekini. Dili de bu süreçte derinleşiyor ve sonunda dikenleşiyor ve sonunda ayıpladığı üslupla mağlul oluyor kimlik bilgilerimiz sızdırıldı, panikteyiz. Ah başımıza ne çoraplar örülecek, fakat kişiliğimiz de parça parça çalınıyor. En monis insanlar bile kışkırtılarak zorbalığa hak kazandığı vehmine düşüyor. Hepimizin nefesi aynı havaya salınıyor. Birbirimizin ciğerinden çıkanı tekrar içimize alıyoruz. Bizi ne kurtarır? Sadece bireysel sorumluluğumuz, diyor Nuri Akman, Meydan Gazetesi'ndeki yazısında.